Evet, hepinize merhabalar arkadaşlar. Yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Bugün sizlerle beraber eskiden böyle bir anda popülerleşmiş olup da sonradan unutulan insanları Akinator'da bulmaya çalışacağız arkadaşlar. Bakalım Akinator'u bulacak mı? Gerçek veya hayali bir karakter düşün, onu tahmin etmeye çalışacağım diyor. Yani belki bulabilir, belki bulamaz arkadaşlar. Ve bulursa da isimleri, yani gerçek mi doğru mu bilmiyorum. Tam isimleri yazmıyor gerçi, kaç tanesini yazıyor ama. Neyse, video geçmeden önce bu video hoşunuza giderse aşağıdan video beğenip kanalıma abone olursanız beni çok çok mutlu etmiş olursunuz. Arkadaşlar kusura bakmayın, kamera yok bu videoda çünkü hava inanılmaz sıcak ve odada ölüyorum. Odada öldüğüm için arkadaşlar kamera açamıyorum çünkü inanılmaz terliyorum. Yani o terli halimi size göstermek istemiyorum. Şimdi ilk bulmaya çalışacağın isim Akinator'cum. Hamagi dayı diye biri reis. Bunu biliyorsunuz. I'm from Taksim falan diyor ya. Zaten ben oraya videosunu koyarım arkadaşlar. How are you? I'm okay. Can you tell me how can I get to Taksim? Taksim. Hello. How can I get to Taksim? Taksim. Bakalım bu reisi bilebilecek mi? Olabildiğince yakın tahmin etmeye çalışacağım. Yanlış bir cevap verirsem de kusuruma bakma. Oyna butonuna bastım hocam. Şimdi diyor ki karakterin Türk mü? Karakterim Türk. Karakterim kız mı? Karakterim kız değil. Hayır dedim. Karakterin YouTube sayesinde mi ünlü oldu? Hayır, YouTube sayesinde ünlü olmadı. Çünkü bir röportajda oldu. Gerçi YouTube röportajında mı oldu? Peki o şey herhangi bir kanal röportajında mı? Kanaldır ya. Sarı mikrofonluydu. Yok değil. 30 yaşından büyük mü? Evet. Daha önce bir dizide veya filmde oynadı mı? Hayır. Seni tanıyor mu? Hayır. Niye tanısın beni hocam? Beni tanıyıp ne yapacak? Benim gibi boş insanlar hayırla yaşıyor, o kadar da değil. Siyasetle ilgili mi? Hayır hocam. Ünlü olmasının futboluyla bir alakası var mı? Hayır. Karakterinin çocuğu var mı? Vardır. Çünkü dayım mayım diyordu. Yoktur belki de. Dur, onu bilmiyorum diyelim. Bunu bilmiyorum diyelim çünkü bilmiyoruz. Şarkıcı mı? Hayır. Yaşı 50'den büyük mü? Evet. Profesör mü? Hayır. Silah kullanmakta mı? Hayır lan. İnternet sayesinde ünlü oldu. Tövbe tövbe. Yok tabii ki de. Beyaz saçlı mı? Reis beyaz saçlıydı diye hatırlıyorum. Ekranda biriyle öpüştü mü? Hayır. Aptalca konuşmasıyla mı ünlüdür? Eyvah. Evet. İtalyan kökenli mi? Hayır. Hocam, I'm from Taksim'den kasta çıkarsak evet dememiz gerekiyor. Hayır be, benimle niye beraber olsun? Oğlum ne amaçlıyorsun lan sen? Karakterin gerçek hayatta olmayan bir hayali karakter mi? Hayır, gerçek hayatta var. Fakir mi? Bilmiyorum. Oğlum ben bunu hiç beklemiyordum lan. Oğlum hakikaten bulmuş lan. Ekleyen Mr. XXXX. Niye ekledin ki hocam ya? Taksim dayı. İnternet fenomeni. Bir de fotoğrafı koymuşlar ya. Ulan helal olsun lan. Bak orada bir kilit ismi sordu ya. Garip grup sesler çıkarıyor mu diye. İşte I'm from Taksim falan. Hani İngilizce konuşamadığı için garip grup sesler çıkarıyordu. Oradan zaten direkt bildi hocam. Helal olsun valla, ben bir şey diyemiyorum hocam. Adamlar yapmış işte, yapay zeka yani. Gelecekte de insanların hırzına geçecekler ama birazcık toparlanıp bence bu bilgisayarların hırzına biz de geçebiliriz. Farklı bir şey yok hocam. Hemen burada yeni oyun bir şey yok mu? Heh, şurada tekrar oyuna varmış. Şimdi arkadaşlar ikinci tahmin etmeye çalışacağın isim Akinator'cum. Taner Tolga Tarlacı. Genellikle internette bu fotoğrafıyla bilinse de genellikle Survivor'dan yaptı ve böyle işte birkaç mimli falan, küfürlü falan mimleriyle tanınıyor arkadaşlar. Bakalım bunu bile bilecek mi? Burada bir şey var ama neyse, tamam. Orayı siz okumadınız arkadaşlar, ben de göstermedim varsay. Şimdi karakterim bir YouTuber mı? Hayır, YouTuber olduğunu bilmiyorum. Erkek mi? Erkek. 30 yaş üstü mü? Yüksek ihtimalle 30 yaş üstü değildir. Bunu bilmiyorum hocam. 30 yaş üstü müdür ya? Bilmiyorum ki. Türkiye'de mi yaşıyor? Evet, Türkiye'de yaşıyor hocam. Daha önce bir dizide veya filmde oynadı mı? Buna hayır diyeceğim. Sporcu mu? Evet, spor yaptığını gördük. Halter malterde falan. Galatasaray'da oynadı mı? Ne alakası var? Futbolcu mu? Hayır. Ya yapma hocam. Bak kilit soruyu soruyor. Kilit soruyu sorduktan sonra zaten al. Boksör mü? He. Karakter babam mı? Hayır. All Star yarışmasına katıldı mı? Hayır. Jamaikalı mı? Hayır. İlginç kaşları var mı? Bilmiyorum ki. Sarı saçlı mı? Hayır. Ah bilmiyorum diyecek. Dur. Bilmiyorum değil. Hayır. Dövüşçü mü? Evet. Angelina Jolie'nin yakını mı? Kesinlikle evet. Hayır oğlum, saçma saçma. Bir dizide oynadı mı? Hayır. Ha, bu başta Turabi'yi herhalde tahmin etmeye çalıştı. Şimdi şey yapıyor. Bunu korsanlarda şey oldu mu? Hayır. Birinci olduğunu görmedim. Hayır.
Karakterinin iki ismi var. Evet. Karakterinin bir kafası var mı? Şimdi hocam hangi kafadan bahsediyoruz? 60. Şimdi buna evet diyeceğim. Kısmi olarak evet. Türkiye'de konser verdi mi? Hayır. Taner Tolga Tarlacı. Hocam buluyor ya. Yemin ediyorum buluyor ya. Ama bak dedim ben orada. Kilit soruyu soruyor hocam. Survivor'dan dedikten sonra bütün herkes şıkları eliyor. O zamana kadar ki Survivor'a katılmışların hepsine şey yapıyor. Orada futbolcuydu, şarkıcıydı, cartı cürtü ayırıyor. En sonunda da buluyor. Helal olsun. Bunu da bildi. Hocam ne yapacağız biz ya? Bunu bildirtmememiz lazım bir şey ya. Neyse. Akinator 2, İbrahim 0. Buna bir şey bildirtmememiz lazım. Biliyorsunuz benim daha önceki videolarımı izlediyseniz arkadaşlar. Orada akıllı çay bardağına bir şey buldurtmamaya çalışıyordum ki onda başarılı olmuştum. Sıradaki tahmin etmeye çalışacak Akinator'un, bir de cümle kurabilsem o kadar güzel olacak ki, Akinator'un tahmin edeceği sıradaki kişi Kadir Ezil'di arkadaşlar. Bunun o kafasına düşüyor da kafası acıyor falan ya, onunla bir soyadının ismi alakası yok arkadaşlar. Biliyorsunuz temizlik benim işim sunucusundan tanıdığımız Kadir Ezil'di. Bu böyle tavırlarıyla falan filan, şu haliyle falan filan. Ve Fox'ta da o şey var ya, program falan var ya, ondan tanındı. Hele ki o böyle kafasına böyle şey çarpıyor, yanlış hatırlamıyorsam kapıyı çarpıyor da kafasına pencere düşüyor. Mesela ben onu ilk gördüm, çok gülmüştüm. Onu da bulabilirsen zaten ekrana koyarım. Şimdi karakterin bir kadın mı? Karakterin bir kadın değil. Karakterinin çocuğu var mı? Karakterimin çocuğu olduğunu bilmiyorum. Hayır, ölmedi. Ünlü olmasının futbol ile bir alakası var mı? Hayır. Dizide veya filmde oynadı mı? Sunucu ama şimdi dizi ve film sayılmaz. Daha önce de yani o adamı hiç araştırmadım arkadaşlar. Daha önce böyle internette böyle bir anda popülerleşmiş. Sonradan da böyle şu an sorsan temizlik benim işimdeki adamın ismi neydi desen hatırlanmayacak. Hani o insanları bulmaya çalıştım. Filmde oynadı mı bilmiyorum. Şarkıcı mı? Zannetmiyorum. Türk mü? Evet Türk. Bir YouTuber mı? Hayır, bir YouTuber değil. Ülkeyi yönetti mi? Hayır. Hala Recep Tayyip Erdoğan sunuyor. Şey soruyu okudum, sunuyor Recep Tayyip Erdoğan. Özür dilerim reis. Hala başımızdasın. Türkiye'nin başındasın. Karakterin bir program sunuyor mu? Hala devam ediyor mu bilmiyorum. Bilmiyorum hocam. Şu an hala devam ediyor mu bilmiyorum. En çok komedilerde mi oynamakta? Hayır. 50 yaşından büyük mü? Hayır. Sinirlenme reis. Dizi oyuncusu mu? Hayır. Survivor'dan mı? Hayır. Ne oldu? Evet. Televizyon kanalı. Hayır. Spiker değil. Taklit var mı? Hayır. Demek programı ile ilgisi var mı? Hayır. Bir yarışmadan mı? Hayır. Sakalı ve bıyığı var mı? Var. Yazdığı bir... Zaten ben arkadaşlar sağa sola fotoğraf koyarım. Yazdığı bir kitap var mı? Ona bilmiyorum diyeceğim hocam. Belki vardır şimdi adam. Yeni bir karakter mi? Hayır. Bir gazeteci mi? Hayır. Ne oldu, bulamadım mı? Sunucu mu? Evet. Bir şövalye mi? Hayır. Ne alaka? Osman Tan Erkır. Bilemedi hocam. Belki de biz yanlış cevap verdik ama bilemedik. Koyduk be. Yapay zekaya karşı da yine farkımızı ortaya çıkardık hocam. Hemen sıradaki oyunumuza geçelim. Hiç vakit kaybetmeden de bu hayır da bu değildi. Hayır. Devam etmeyelim. Ağla. Alişan Varol, Burak, Ali Sunal, Lemi. Karakterim listede yok hocam dedim. Gönderdim. Düşündüğün karakterler şu listede. Evet. Aaa. Enham Arat diye bir dizide oynuyormuş lan. Ana. Ben ama dizide oynadıp oynamadığını bilmiyorum dedim ya ben. Benlik bir durum yok bro. Bendeki durum yok. Şimdiki tahmin etmeye çalışacağı isim arkadaşlar Recep İvedik. Bakalım Recep İvedik'i bulabilecek mi? Hayali bir karakter. Çünkü biliyorsunuz son zamanlarda bir Şahan Gökbakar'ın öyle bir videosu çıkmıştı. Onu zaten şu an ekrana koymuşumdur. Benim adım Şahan Gökbakar. Recep İvedik karakteri benim kaleme aldığım hayali bir karakter. Karakterin bir YouTuber mı? Hayır. Seni tanıyor mu? Hayır. 30 yaş üstü mü? Evet. Öldü mü? Hayır. Ölmedi, yaşıyor. Daha önce bir dizide veya film... Aslında bu hayali mi gerçek mi sorusunu en başta söylemesi gerekiyor. Dizide ve filmde oynadı mı? Filmde oynadı hocam. Şarkıcı mı? Hayır. Şimdi ama Recep İvedik dedik de Şahan Gökbahar çıkarsa da kabul etmek zorundayız. Evet. Komedilerde oynadı. Recep İvedik de mi oynadı? Hayır. Arjantin kendi mi? Hayır. Kayseri Bilesik mi? Evet. Kopya var mı? Hayır. Recep İvedik. Ama bu fotoğrafta olmadı şimdi hocam ya. Böyle fotoğrafta olmadı ama ya. Bildiğin helal olsun. Bir de kendimizi tahmin ettirmeye çalışalım arkadaşlar. O kadar ünlü değiliz ama belki bulabilir be. Belki ismini yazarak bulabilir be. Hadi be koçum, benim yüzümü güldür be. Artık bir şeyler olduğunu hissedeyim ya. Karakterin bir YouTuber mı? YouTuber olmaya çalışıyor. Küçücük küçücük ama olmaya çalışıyoruz hocam. Ben hiç destek vermiyorsunuz. Ne abone oluyorsunuz, ne like atıyorsunuz ya. Şu sıcak günde sabah işten gelip bu yorgun argınla kafamdan teller akıyor şu an var ya. Baklık ısınmasın diyor. Islanmasın.
ıslanmasın diye, klavye ıslanmasın diye ben burada kendimi silmekten şey yaptım. Roblox'ta bir alakam yok hocam. Bir sinema filminde rol aldım. Yalan söyleyeyim. Minecraft videoları çeker miyim? Zaman zaman. Minecraft videosu çekiyorum ama öyle fazla çekmiyorum ya. Buna hayır diyelim. Sakalı ve bıyığı var mı hocam? Çıkmıyor. Hayır. 18 yaşından büyük mü? Evet. Allah'a şükür 20 yaşındayız. Oyun videosu çekiyorum. Bir PUBG oyuncusu mu? PUBG oyuncusu değilim hocam ben. Bir Clash Royale oyuncusuyum. Valorant oyuncusuyum. Herhangi bir enstrüman çalıyor mu? Burada Hugola'dan bahsediyor herhalde. Brawl Stars ile ilgili var mı? Hayır mı desem? Çünkü Brawl Stars'la da ilgili yaklaşık 50 videomuz var. Herhalde değil. Hadi evet diyelim buna. Karısı ünlü mü? Ah be. Karım ünlü olsa. Ya sevdiceğim ünlü de. İşte bizi bilmiyor be hocam. Karım yok çünkü. EXO grubundan mı? Hayır. The Flash dizisinde kötü karakter mi? Hayır oğlum hocam. YouTuberlıktan nereye atladın ya? Yok işte hocam yok. Daha biz 1000 aboneyi, ne 1000 aboneyi, 800 aboneye ulaşamadık ya. Dünya şampiyonu olduğu YouTube hesabı kapatılmadı. Hayır Allah'a şükür. Ice Peak grubu üyesi mi? Hayır hocam. Bridge of Sentry dizinden mi? Evet. Ağ fırlatıyor mu? Ne tür ağdan bahsediyor şimdi? Örümcek ağ Allah'a şükür en büyük kardeşim hocam benim. Roblox ile alakası var mı? Roblox ile alakam yok hocam. Bunu ikinciye soruyorsun. Nonolive'de yayınlar yapıyor mu? Şu anlık yapmıyorum ama arkadaşlar yapacağım. Özellikle Nonolive veyahut da Dayline miydi? Başka bir buna benzer bir şey daha vardı. Nimo TV. Belki orada da yayınlara başlayabilirim. Ondan sonra böyle Allah nasip eder de biraz büyüdükten sonra komple Twitch'e yerleşeceğiz. Twitch'te devam edeceğiz. Hayır yapmıyorum maalesef. Azerbaycanlı mı? Hayır Yozgatlıyım hocam. Hocam şunu ikinciye soruyorsun. Yok. Batuhan Berkant değil hocam. Devam edelim mi? Hayır. Devam etmeyelim. Fazla şey yok. Burada beni bulamaz arkadaşlar. Çünkü daha öyle şey yok. Şöyle yazsam. Mesela MYHT diye yazsam. Yok hocam. Cosplayer falan filan değil. Örnek İngiltere Kralı. MYHT. Bunu fazla şey uzatmaya gerek. Bravo. Beni mağlup ettim bu. Aslında mağlup etmedik arkadaşlar. O yanlış sayalım da. Çünkü belki beni bir ihtimal o da olsa bulabilir. Yani 800 aboneye ulaşamadık da ama. Neredeyse 8 aboneyiz. Belki bir ihtimal dedim. Belki bir ihtimal. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Video hoşunuza gittiyse aşağıdan videoyu beğenip kanalıma abone olursanız beni çok çok etmiş olursunuz. Akinator bizi 3-1 yendi. 3'ün 1'ini elimize vermiş olmasına rağmen bir kez biz onu yenerek bence 10 puan aldığımızı varsayarak biz onu bugün tokatlamış varsayıyorum kendimi. Çünkü yapay zekaya karşı da bir şey tahmin ettirememek ustalık mı diyeyim yani ne diyeyim bilmiyorum. Belki de yanlış cevaplar verdim. O kadar uzatmaya gerek yok. Dediğim gibi arkadaşlar hava fazla sıcak. Şu an teller akıyor. Masa supsu oldu. Supsu. Bu arada yeni bir kelime TDK'ya işlensin istiyorum. Şu an burası sular seller gibi. Kamerayla video çekemiyorum. Çünkü çekersem her 10 dakikada bir 5 dakikada bir peçete göreceksiniz. Bu da benim canımı sıkacak. Siz sürekli de orayı kesemem. Neyse fazla uzatmaya gerek yok. Video hoşunuza gittiyse aşağıdan videoyu beğenip kanalıma abone olursanız beni çok çok mutlu etmiş olursunuz. Farklı oyunlarda farklı videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Takipte kalın.